Sayın Akşener'in dün teketekteydi işte soruları cevaplandırdı. Birkaç detayı var. Yani özellikle şu altılı masada yaşanan krizle ilgili açıklamalarına bak, belki siz de dinlediniz ama ben izleyenler, yani şu anki bizi izleyenler belki dün izlememiştir diye hızlıca bir söyleyeceğim. Diyor ki ciddi bir sendeleme oldu, evet bu altılı masa konusunda ama Akşener'in şahsıyla ilgili olmadığı, İyi Parti'nin tüzel kişiliğine dair o için durum olmadığını insanlar anladı dedi Sayın Akşener. İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu diğer arkadaşlar çalışınca bu seçimi kazanmaya dair endişelerin giderilmesini sağlandığını sahada görüyorum ve inanıyorum diyor Sayın Akşener. İnce ile ilgili şöyle demiş, hani sizle konuştunuz ya, Millet İttifakı'na bu ülkenin deseler memnun olurum demiştim. Hala aynı yerde duruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan rekabetinin ikinci tura kalmasına sebep olur mu bilmiyorum demiş. Sizin dediğiniz gibi hani oylar eridi diye. Herhalde haftaya netleşir. Sonuç ne olursa olsun haklarıdır demiş. Saygı duymak gerekiyor. Bir taraftan da HDP ile ilgili açıklamaları var. Mithat Sancar tarafından Kılıçdaroğlu'nun destekleyicinin açıklaması herhangi bir pazarlığın bulunmadığını ilan eden bir açıklama demiş. Ve MHP Hüdapar'la yan yana olmayı kabullendi. Olmayı. Hizbullah'la alakaları yok dediler, geçtiler, gittiler ama HDP'nin oturmadığı bir masada HDP var diye iki parti hakaret işitiyor dedi. Yani kendi partisiyle Kılıçdaroğlu CHP'den bahsediyor. AK Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İyi Parti, CHP, diğer partiler Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Her siyasi parti oy verenin oyunu istiyoruz. HDP'nin içinde elbette PKK'ya destekleyenlerin oyları vardır ama PKK'yı istemeyenler de vardır diyor. Bir de HDP'de bakanlık olmaz, HDP'ye bakanlık olmaz. Mithat Sancar açıklıyor, herhangi bir kadro falan istediğimiz yok diyor. Şimdi böyle açıklamalarını gördük. Bu açıklamalarında biraz konuşmak istiyorum ben açıkçası. Ama dediği gibi sürpriz efekti, bunu iki haftada konuşuyoruz biz her konukla hemen hemen. Sürpriz efekti ne olur diye. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle bana kalırsa şunu görmekte fayda var diye düşünüyorum. Bizim sürpriz efektinden bugün bahsediyor olmamızın temel nedenlerinden biri, muhalefetin ilk kez bu kadar bir iktidara ya da seçim kazanmaya yaklaşmış olması. Çünkü biz normalde bugün bahsi geçen birçok ilde zaten normal şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimalinden bile bahsetmiyor olurduk. Oysa ki bugün çok farklı illerde vekil çıkarabilir mi Millet İttifakı diye tartışıyoruz. Oralardaki işte örneğin Kayseri gibi yerlerde mitinglerin coşkusundan bahsediyoruz. Halkın ilgisinden bahsediyoruz. Normalde buralar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına olduğu eski seçimlerde tamamen kendisine daha nispeten kapalı olan diyeyim iller, şehirlerde. Dolayısıyla bugün bu kadar ortaya gelmiş olmasının tabii temel nedenlerinden biri muhalefetin buralarda da kazanma ihtimalinin, işte vekil çıkarma ihtimalinin doğmuş olması nedenlerinden biri bu. Elbette ki diğer bir neden de hala iki tarafında belli bir seçmen grubunu tam olarak ikna edememiş olması. Çünkü biz sizle geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Yurt dışında yapılan birçok bu konuyla ilgili araştırmalarda hep şunu görüyoruz. Seçmenlerin bir kısmı zaten 6 ay önce kararını vermiş oluyor. Bir kısmı 3 ay önce vermiş oluyor. Son dönemde verenler var. Genelde bu son 15 güne kalan kesim çok olmuyordu. Oysa ki bugün hala bu, işte Kemal Bey de söylüyor. Biz farklı anketlerde de görüyoruz zaten. Hala bir kararsız seçmen grubunun olduğu. Hala geçişkenliğin olduğunu görüyoruz işte örneğin. İşte İnce'nin oy kaybettiğini, oyların bir kısmının Sinan Oğan'a gittiğini, bir kısmının evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiğini. Hala oy geçişleri var 15 gün ve hala kararsızlık var. Hala iki ittifakta belli bölgelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun temel nedeni de işte hala bana kalırsa seçimlere iddiasını koymakla beraber, hı hı, böyle bir farkı açamamış olmasından dolayı, bu başa baş giden yarıştan dolayı biz zannedersem seçim günü dahil belli illerde sürprizleri tartışıyor durumda olacağız. Şimdi anketlerde yükselme var demiş Akşener. En düşük oyumuzun %15 olacağına inanıyorum demiş. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun konuşması var Sözcü gazetesine. 14 Mayıs günü diyor %60 oyla
13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Hani burada %60'ın üstünü vurguluyorum. Şunu demiyor yani %50 artı 1, %50, 1, %52, %60 diyor. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter diyor bu açıklamasında. Ve şunu da eklemiş, seçimin kaderini gençler belirleyecek.